Test Köşemizin bu haftaki konuğu Ford Mach-E. Ford'un ilk elektrikli premium aracı. Biliyorsunuz Mustang efsanesi uzun yıllar gündemde kaldı ve büyük beğeni toplamıştı. İşte Mustang'den izler taşıyan ancak onun performansını sıfır emisyonla elektrikle birleştiren bir model Mach-E. Ön yüzde Mustang'den izler taşıyor. Yine arka tarafta da 3 parçalı stop grubu Mustang'den hatırlayacağımız tasarım detayları arasında. Ön yüze baktığımızda o sportif ruhunu net bir şekilde yansıttığını söyleyebiliriz. Yine arkaya doğru alçalan kupe yapısıyla da o sportifliği devam ettiriyor. Ödüllü bir tasarıma sahip Mach-E. Bakın elektrikli bir otomobil olmasına rağmen hem sportiflik var ama konfordan da feragat etmemek için yanak profillerini biraz kalın tutmuşlar. 225-60-18 ebadında lastikler kullanılmış 18 inçlik jantlarda. Şöyle arkaya doğru gelecek olursak bakın kapı üzerinde herhangi bir kapı açma kolu bulunmuyor. Burada B sütununa gizlenmiş bu düğme yardımıyla kapıyı açıyorsunuz ve buradaki ufak tutma noktasıyla da sadece ön kapı için var. Buna bastırıyorsunuz, kapı dışarı doğru açılıyor ve buradan çekerek kapıyı rahatlıkla açabiliyorsunuz ama bu tutma halkası bakın C sütununda yok arka kapı için. Buraya gizlenmiş. Arka kapıyı yine buraya bastırarak bu şekilde rahatlıkla açabiliyorsunuz. Şimdi arka tarafa geçelim. Arka taraftaki tasarıma bir bakalım. Az önce söylediğim 3 parçalı stop grubu. Yine Mustang logomuz burada. Geri görüş kameramız hemen onun üstüne yerleştirilmiş durumda. Kapağın alt bölümünden buradan bagajı açıyoruz elektrikli olarak. Bagaj kapağımızı aynı zamanda altta bulunan sensör yardımıyla da ayak hareketiyle açıp kapatabiliyoruz. Bakın bunun altında, panzerotun altında neler var? Burada gayet düzenli bir şekilde yerleştirilmiş şarj kablolarımız var ve standart olarak 2 şarj kablosu bulunuyor Mach-E'de. Evet, bu 6.7 metrelik ev tipi şarj ünitemiz. Bunu normalde aracımıza ve normal bir prize taktığımızda aracımızı şarj edebiliyoruz. Bir duvar ünitesine veya hızlı şarj istasyonuna ihtiyacımız yok. Burada da yine bir kablomuz var. Şarj ünitelerine bu kablo yardımıyla da aracımızı bağlayıp şarjı gerçekleştirebiliyoruz. Bagaj hacminden de bir bahsedelim. 402 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Fena değil. Ön tarafta da kaputun altında da 100 litrelik bir bagaj bölmesi bulunuyor. Saklama bölmesi bulunuyor. İkisini beraber rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, biraz başı eğmek gerekiyor binerken ama çok rahat da binildiğini söyleyebilirim. Çünkü arka taraf görmüş olduğunuz gibi çok ferah, rahat. Arka tarafa 3 kişi de oturabilir ama 2 kişi oturduğunda çok geniş bir alan onlara sunulmuş durumda. Neler var arkada hemen şöyle bir bakalım. Bakın ön koltukların arkalarını kavisli yapmışlar ki diz mesafesi biraz daha rahat olsun diye. Orta konsolun hemen arkasında ise havalandırma kanalları var 2 tane. Sağda ve solda oturan yolcular için. Onun altında hem Type-C adını verdiğimiz bir USB girişi var. Bir tane de USB A tipi giriş var buradan. İki farklı tipte USB girişi mevcut. Koltukların arkasındaki saklama gözleri var. Bu bölümleri de gayet şık yapmışlar. Ve güzel bir müzik sistemi var araçta. Arkadaki yolcuların bu konudaki müzik keyfi de eksik kalmamış. Ortada neler var bakalım. Kol dayama, bardak koyacağımız alanlar var. Tabii ki koltuklar arka tarafta parçalı olarak katlanabiliyor. Bir parçayı veya buradaki iki parçayı katlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bagaj alanı da genişliyor. Ve bakın ne kadar ferah panoramik cam tavan sayesinde içerisi çok ışık aldığı için çok rahat duruyor. Evet burası böyle. Şimdi ön tarafa geçelim. Asıl teknoloji tabii ki ön tarafta ve tabii ki gözükmeyen noktalarında. Bataryadan da size hemen bahsedeyim buradayken aklıma gelmişken batarya aracın altına yerleştirilmiş durumda çarpışmalara karşı güçlendirilmiş
ve su geçirmez bir çerçeve içine alınmış durumda ki aracın emniyeti tamamen sağlansın diye. Evet, kapının mandalını açarak ön tarafa geçelim. Ön tarafa geçmeden bakın burada 5'un üzerinde rakamları göreceksiniz. Buradaki kodu kendinize göre oluşturarak aracı anahtarsız da girebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ya da bu 5'undaki düğmeye basarak elektrikli olarak bir miktar dışarı çıkıyor. Buradan da çekebiliyorsunuz. Bir de içeri geçmeden bu bölümü de göstereyim. Bakın burada da sol ön tarafta şarj ünitesinin girişi bulunuyor. Ford Mustang Mach-E müşterilerine evden şarjı daha hızlı, daha akıllı ve daha kolay hale getirmek için opsiyonel bir Ford Connected Wallbox sunuyor. 7.4 kW ve 11 kW versiyonları bulunan duvara monte şarj cihazı Mustang Mach-E'nin bataryasını 7.4 kW ile 8-10 saatte, 11 kW ile 6-7 saatte %10'dan %80'e kadar doldurabiliyor. Mustang Mach-E'nin onboard şarjı 150 kW'a kadar destekliyor. Dolayısıyla böyle yüksek şarjlı bir imkanınız olduğunda 10 dakikada 119 km'ye kadar bir menzil kazanmanız söz konusu. Evet. İçeri oturduğumda bazı şeyler benim için yeni, bazı şeylerse tanıdık geldi Ford ailesinden. Nedir onlar? Hemen sol kapıdan başlayalım. Buradaki tuş takımı Ford ailesinden daha önce de görmüş olduğumuz bir tuş takımı. Bu arkadaki kollar da keza öyle. Onlar da yine tanıdık geldi. Ama direksiyona baktığımızda işte bu Mustang logosu hakikaten insanı biraz motive ediyor. Ve direksiyonun hemen üst ara bölümünden arkada göstergeyi görüyoruz. Şuradan bir kontağı da açalım. Çalıştırmak için frene basınıyor ama birazdan çalıştıracağız, onu da söyleyelim. Şimdi bu gösterge bence ufak gibi gözükse de gayet şık ve işlevsel. Birçok bilgiyi burada barındırıyor. Net bir şekilde görebiliyoruz ne istiyorsak. Asıl olay buradaki ekranda, biliyorsunuz elektrikli araçlarda ve geleceğin araçlarında bütün iş bu ekran üzerine kurulu oluyor. 15.6 inçlik bir dikey ekran var burada. Üst bölümüne baktığımızda böyle kumaşlar var. Dokunması güzel. Onun üstünde böyle sert plastik malzemeler var bu bölümlerde. Bu malzeme böyle devam ediyor. Şu alta geçecek olursak bakın burada metal görünümlü bir malzeme kullanılmış. Hemen altında dikişleri olan bir deri malzeme var. Birçok malzemeyi bir araya getirmişler Mach-E'de. Genel algı olarak da bu arada gayet şık, çok beğendim. Bu ortada bir ferahlık hissi var. Tabletin altında bir boşluk var. Buraya kablosuz şarj ünitesi konmuş. Telefonunuzu eğer uyumluysa koyduğunuzda şarj edebiliyorsunuz. Buraya bardaklarınızı koyabiliyorsunuz. Ve altta bu ünitenin hemen altında yine bir boş alan var. Kadınlar için bu tarz alanları çok tavsiye ediyorum. Neden diyeceksiniz? Çantalarını ortada savrulmadan ve fazla gözükmeden bu tarz yerlere koyabiliyorlar. Onlar için bence büyük kolaylık. Kol dayama ünitesinin altında yine derin bir hazne var burada. Buraya da birçok eşyayı koyabilirsiniz. Elektrikli park frenimiz var. Park asistanımız, dörtlü flaşörlerimiz buraya konumlandırılmış ve solda döner vites kumanda kolumuz var. Evet, bu aracı kullanırken şurada ayarlardan hemen onu da göstereyim size. Araç tuşuna basıyorsunuz. Sürüş modları var. Sürüş modları Whisper, Active ve Untamed diye geçiyor. Whisper tam elektrikli aracı size yaşatıyor. Çok sessiz bir sürüş sunuyor. Active ise hem performans, hem konfor, hem ekonomiyi bir arada sunan bir sürüş modu. Tabii ki bunlarla beraber direksiyon tepkileri de, gaz tepkileri de değişiyor. Ve Untamed tuşuna bastığınızda zaten hemen o Mustang'i burada görüyorsunuz. Araç daha agresif, daha sert direksiyon tepkilerine, daha çabuk gaz tepkilerine kavuşuyor. O sportiflik ve güç ayağınızın altında size geri dönüyor.
Burada tek pedaldan sürüş yazısını görüyorsunuz. Bunu açtığınız takdirde özellikle alışırsanız çok rahat bir şekilde hiç frene basmadan şehir içi trafikte o dur kalklarda aracı frensiz olarak kullanabilirsiniz. Tek pedaldan sürüş modu açık olduğu takdirde de aracın ivmelenme pedalına basmadığınızda araç hemen rejenerasyona giriyor ve bataryayı şarj etmeye başlıyor. Böylece daha fazla menzil kazanıyorsunuz. Ama burada önemli bir nokta var, onu size anlatmak istiyorum. Eğer uzun yolda gidiyorsanız akıcı bir trafikte, o zaman bu açık kaldığı takdirde araç biraz daha kendini kasıyor ve sanki gitmiyor hissi uyandırıyor. O pedala daha fazla basmanız gerekiyor, ivmelenme pedalına. O zaman hani ne kadar kazanıyor, ne kadar harcıyor, o dengeyi kurmak lazım. Bunu da uzun sürede bence sizin keşfetmeniz gerekiyor. Yani siz buradaki sürüş modlarından, tek pedal sürüş modundan hangisini ne zaman kullanacağınızı zaman içinde bunlarla oynayarak, tabii ki bunları değişik ortamlarda kullanarak göreceksiniz. Bir de çalıştırma sesi var, on-off tuşu. Araç biliyorsunuz elektrikli olduğu için herhangi bir ses duymuyorsunuz içeride. Bu size bir sanal çalıştırma sesi veriyor ki aracın çalıştığını anlayın diye. Bu aracın bir özelliği daha var. Onu da belirteyim. Araç sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre, nasıl kullandığınıza göre sizi tanımaya başlıyor ve ona göre önerilerde bulunmaya başlıyor ki daha ekonomik kullanın diye. Bu arada yine bir başka özellik. Buradaki sürücü profillerinden aracın kendinize göre olan ayarlarınızı yaptığınızda araca gelirken koltuklar, aynalar, içerideki klima ısısına kadar her şey ayarlanmış oluyor. Birçok veriyi size göre şekillendiriyor. Tabii ki bu dataları siz buraya kaydedip o profili oluşturduğunuz zaman. Mustang Mach-E Rear Wheel Drive, yani arkadan çekişli modellerde standart olarak 440 kilometrelik menzil sunuyor, batarya menzili sunuyor. 269 PS güç ve 6.1 saniyede de 0'dan 100'e çıkıyor. Bunun uzatılmış versiyonunda ise size 600 km menzil sunuyor. 294 PS güç ve 6.2 saniyede de 0'dan 100'e hızlanma sunuyor. Peki Mach-E 4 tekerlekten çekişte durum nasıl? Hemen onu da anlatayım. 4 tekerlekten çekiş modunda standart bataryada 400 kilometrelik standart bir menzile sahip, 269 PS ve 5.6 saniyelik 0-100 hızlanmasına sahip. Uzatılmış menzilde ise bu 550 kilometreye çıkıyor. 351 PS güç ve 5.1 saniyede de 0-100 hızlanması geliyor. Görmüş olduğunuz gibi 4 tekerlekten çekiş sistemi devreye girdiğinde ve çift batarya olduğunda hızlanma performansı ve gücü daha da artıyor aracın. Mevcut 4 çeker sisteminde daha iyi hızlanma ve yol tutuş için ön ve arka tekerleklerde bağımsız olarak tork uyguluyor. Bu da dediğim gibi özellikle virajlı yollarda, böyle daha dar yollarda aracın daha kontrollü gitmesini sağlıyor. Peki bunlar fabrika verileri, biz nasıl bir kullanıma imza attık, hemen size ondan bahsedeyim. Bizim kullandığımız all-wheel drive sistemine sahip, yani 4 tekerlekten çekiş sistemli standart batarya. Bundan da size bahsetmiştim, 400 kilometrelik bir menzili var diye. Gerçek hayatta bu kullanım size aşağı yukarı 300 kilometrelik bir menzil sunuyor. Eğer Mustang performansını, az önce bahsettiğim sürüş modlarından da performanslı moda getirerek kullanırsanız, o zaman tabii ki bunun daha aşağılara düşmesi mümkün. Şehir içinde aşağı yukarı 70 kilometrelik bir rotada 16.0 kilowattlık bir sürüşe imza attım. Tüketim değeri olarak saatte 16.0 kilowatt tüketti. Bu aslına bakarsanız böyle bir araç için bence gayet iyi. Ama o zaman aracı çok sakin, çok yumuşak kullanmanız gerekiyor. Çok hızlı kullanmadan, çok ani aracı ivmelendirmeden kullanmanız gerekiyor. Ve bunu yaparken ben tek pedal sürüşü kapalı tuttum. Çünkü ilk açık tutma denemelerinde aracın çok fazla akmadığını, gitmediğini gördüm. Ve aracı akıtmak için, ilerlemesi için sürekli gaz pedalına, ivmelenme pedalına bastığımdan daha fazla enerji harcıyor gibi geldi. Dolayısıyla daha akıcı bir kullanım için
Tek pedal sürüşü kapattım ve 70 kilometreyi buraya geldiğimde 16.0 kWh saatlik bir tüketime imza atmış oldum. Bununla rahatlıkla 200-250 kilometreyi rahatlıkla yapabilirsiniz, onu söyleyeyim. Ama kullanımınıza bağlı olarak 300 kilometre ve üzerindeki menzillere de çıkmanız söz konusu. Şimdi Ford iş birimi lideri Özgür Yücetürk'ü alacağım ve kendisiyle biraz Mach-E, biraz da Ford'un geleceğini konuşacağız. Selam, hoş geldin. Nasılsın? Vallahi iyidir. Bu iş yoğunluğunda vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ben ve biraz da şanslıyız. Güzel bir mekanda, güzel bir araçta, güzel bir havadayız. Aynen öyle. Şimdi güzel bir rotada da ben soruları ileteceğim bakalım. Ford'daki son durumlar nedir? Birçok insanın merak ettiği konular var. Benim de merak ettiğim konular var. Çok güzel atılımlar yapıyorsunuz. Çok güzel gelişmeler duyuyoruz. Bir de bunları senin ağzından dinleyelim. Evet, Ford'da son dönemde çok güzel haberler duyduk. Bunların başında tabii ki fabrika yatırımları da geldi, fabrikadaki açılışlar da geldi. Bütün bunlar büyük bir ivme kazandıracak gibi gözüküyor. Ancak şuradan başlamak istiyorum. Bir dönem sessizliğe büründünüz. Özellikle otomotiv, otomobil kanadında. Genellikle hep hafif ticari araçlarla anılmaya başladı Ford. Ford'un buradaki durumu ve pozisyonu nedir? Gelecekte böyle hafif ticari ağırlıklı mı devam edecek, yoksa o otomobildeki, binek otomobildeki şaşalı günlerine, iddialı günlerine dönecek mi? Sağ ol Murat. Hani bu soruyla çokça karşılaşıyoruz. Bu fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum. Tabii geçirdiğimiz uzun bir pandemi dönemi vardı. Bu pandemi döneminde tedarik zinciri gerçekten olumsuz etkilendi. Başta çip krizi olmak üzere, sonra diğer parçalara da sıçrayan tedarik sıkıntıları ister istemez kapasite planlaması konusunda belli tercihleri ön plana çıkardı. Bu tercihler neticesinde de bu geçtiğimiz süreçte ticari araçları önceliklendirmemiz sebebiyle otomobilde bir miktar pazar payı olarak alışageldiğimizin gerisinde kaldık. Ama bu sene durum değişti. Bu sene bu problemlerin birçoğunu ortadan kaldırabildiğimiz için tekrar otomobildeki bulurluğumuzu daha iyi bir noktaya getirdik. Bunun sayesinde de geçen seneye göre satışlarımızı neredeyse 3 kat arttırdık hacimsel olarak. Tabii burada pazarın büyümesinin de etkisi var, ama büyüyen pazarda da pazar payımızı tekrar arttırıp eski seviyelerimize doğru yükselme trendine girdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla bizim için geçici bir dönemdi. Umarım tekrar aynı sıkıntılarla karşı karşıya kalmayız ve bu trendimiz yükselmeye devam eder diyelim. Peki, benim aslında çok beğendiğim D sedan segmentinde bir Mondeo vardı. Ama Mondeo aslında hak ettiği yeri bence bulamadı. Gerek fiyatlandırma olsun, gerek belki adet tedariği olsun. Bunun gibi artık D sedan, C sedan, buralarda yeni modeller gelecek mi? İddialı modeller gelecek mi? Tabii ki bir de Fiesta gerçeği vardı bu ülkede. İnanılmaz şekilde özellikle gençler, genç çiftler tarafından çok tutuluyordu. Fiesta'nın yerine bir şey gelecek mi, veya onun yerini neyle tamamlamayı düşünüyorsunuz? SUV trendinin arttığı bir dönemde nasıl modellerle Ford tüketicilerin karşısında olacak? Esasında sorunun cevabı senin yaptığın yorumların sonuncusunda saklı. Çünkü otomotiv sektöründe de trendler değişiyor. Çok ciddi bir şekilde alışa gelmiş olduğumuz gövde tiplerinden, işte sedandır, hatchback'tir, station wagon'dur, buralardan tekrar SUV'ye doğru bir dönüş var. SUV'nin envai çeşidi diyelim. Evet. Farklı segmentlerde, farklı boyutlarda SUV, crossover olsun. Dolayısıyla farklı bir tüketici beklentisi oluşmaya başladı. Bu beklentiye karşılık verecek şekilde de ürün portföyleri evriliyor. Ford da bu evrilmeyi önceliklendiren markalardan bir tanesi. Dolayısıyla Mondeo'nun imalatının sonlanması, Fiesta'nın imalatının sonlanması hep bunu daha erken hayata geçirebilmek adına atılmış olan adımlar. Bugün baktığımız zaman esasında
SUV segmentine hitap eden iki tane çok önemli modelimiz var. Bunlardan bir tanesi Puma, bir tanesi Kuga. Puma bildiğiniz gibi Roma'ya Craiova fabrikasında üretiliyor ve Craiova fabrikasının sorumluluğu geçtiğimiz yıl içerisinde Ford Otosan'a geçti. Dolayısıyla ben onu artık Ford Otosan'ın bir ürünü olarak addediyorum. Doğru. Her ne kadar sınırlarımız dışından da gelecek bir araç olsa da bu aracı imal etmek, bundan sonraki jenerasyonlarını tasarlamak gibi sorumlulukların Ford Otosan'da olacak olması bence o aracı da artık bir hani Ford Otosan ürünü, bir yerli ürün haline dönüştürüyor diyebiliriz. Dediğim gibi Kuga var. Gerek Kuga gerek Puma Türk tüketicisi tarafından son derece yakından takip edilen ve yoğun ilgiyle karşılaştığımız ürünler. Bununla birlikte tabii ki trendler sadece gövde tipinde değil, yakıt tüketiminde de, yakıt seçeneklerinde de değişiyor, evriliyor. İşte şu anda içinde bulunduğumuz Maki'de olduğu gibi elektrikli araç dünyasına adım attık. Türkiye'de baktığımızda ilk 10 aylık veriler üzerinden yaklaşık %6'sı neredeyse pazarın tamamen elektrikli araçların satışından oluşuyor. Tabii ki burada yerli TOG ve diğer yakın zamanda pazara girmeye başlayan Çinli markaların da adetlerinin oluşmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bambaşka bir rekabet ortamına doğru gidiyoruz. Bu rekabet ortamını önceden sezen nadir markalardan bir tanesi Ford. Ford ne yaptı? Ford elektrifikasyon adı altında esasında dünya üzerinde en çok sattığı 3 tane temel ürününü hızlı bir şekilde elektrikli versiyonlarına dönüştürdü. Hatta elektrikli versiyonlarını tamamen baştan yarattı diyebiliriz. Nedir bunlar? Birincisi Transit. Transit bildiğiniz gibi kategoriye ismini veren en çok satan çok ticari araç markası. İkincisi F-150 serisi. Yani. F-150 serisi Kuzey Amerika'da en çok satılan. O inanılmaz bir şey. Onun elektrikli versiyonu olarak Lightning'in piyasaya sunulmuş olması hızlı bir şekilde. Ve yine aynı perspektifle baktığımızda dünyanın en çok tercih edilen spor otomobili olan Mustang'in elektrikli versiyonu Mach-E'nin yaratılmış olması bence Ford'un bu konuya ne kadar önem verdiğinin ve ne kadar hızlı aksiyon alabildiğinin de önemli kanıtları olarak karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi yeni Custom'ı tanıttık. Yeni Custom'ın içten yanmalı motorlarının yanı sıra tamamen elektrikli motorlu versiyonu da çıkacak. Tamamen elektrik motorlu versiyonu diyelim. Elektrikli versiyonu. Yine aynı şekilde gelecek senenin içerisinde bizlerle buluşacak, müşterilerimizle buluşacak. Ve tabii ki göz bebeği araçlarımızdan Kurye. Bildiğiniz gibi Kurye Yeniköy fabrikamızda üretiliyordu. Yeniköy fabrikamızdan onu Craiova'ya uğurladık. Craiova'da bu senenin sonunda hatlardan inmesini bekliyoruz. Onun da tam elektrikli versiyonu gelecek sene yollarda olacak. Dolayısıyla Custom, Kurye, Puma, Explorer derken müthiş bir elektrikli portföy zenginliğine ulaşacağız. Ve bunun da elbette nimetlerinden satış anlamında, performans anlamında faydalanacağız. Bu arada Yeniköy fabrikası demişken çok yakın bir tarihte Yeniköy fabrikasındaki ek yatırımlar da tamamlandı. Artık orada kapasite de arttı. Oradaki detayları da yine istersen aktaralım seyircilerimize. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan temel atma törenine de gelmişti. Açılışına da geldi. Evet. Çok Türkiye için önemli bir olay. Evet, bence ülkemiz açısından son derece gurur veren bir gelişme. Bildiğiniz gibi orada başka marka için de üretim yapacağız. Bunun getireceği büyük bir adet var, hacim var. Bunun ülkemiz ihracatına katkısı, otomotiv sektörüne katkısı yadsınamaz boyutta. Biz pandeminin tam ortasında yine Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bir vizyon toplantısı düzenleyerek 10 yıllık perspektifte nasıl bir yatırım yapacağımızı açıklamıştık ki bu yatırım elektrifikasyon yolculuğu açısından son derece değerli, kıymetliydi. Şimdi bu adımların teker teker hayata geçiyor olması ve bunu yaparken yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat bu açılışlarda bizlerle birlikte olması tabii ki büyük onur ve kıvanç verici. Bu yolculuk bu şekilde, taahhüt ettiğimiz şekilde devam edecek diyebiliriz. Peki fabrikada üretim tamam, batarya ile ilgili bir gelişme var mı? Batarya montaj olarak bizim fabrikamızda üretilecek. Tamam. Esasında bildiğiniz gibi biz fabrikalarımızı elektrifikasyon yolculuğunda baştan aşağı dönüştürüyoruz. Elektrikli araç üretebilecek ve bataryayı montaj olarak imal edip
aracın üzerine yerleştirebilecek entegre bir tesis kurulumundan bahsediyoruz. Bütün yatırımlarımız bu doğrultuda ilerliyor. Onun dışında batarya imalatı ile alakalı olarak Ford Otosan'ın direkt dahil olmadığı, Ford'un ve Koç grubunun ve üçüncü parti bir firmanın dahil olduğu bir yakın zamanda yatırım söz konusuydu. Ancak orada bildiğiniz gibi kapı açıklamalarından da takip ettiğiniz üzere süreç biraz daha ileriye taşınmış gibi gözüküyor diyelim. O zaman ileride yeni yatırımları bekleyebiliriz. Peki Türkiye elektrikli otomobili hazır mı? Buna paralel ikinci sorum da şu. Şimdi Mustang kullanıyorum ben. Tabii ki o eski Mustang'lere de binmiş biri olarak oradaki o motor sesi, oradaki o ruhu bunda bulamıyorum. Yani benim o motor sesi tutkum bunda yok. Yalnız burada bir gerçek var tabii ki. Bu araçlar artık günümüzün araçları. Güvenlik donanımları, her şey var. Tabii ki daha çevreci. Bunları kabul ediyorum. Ama Türkiye'deki tüketiciler elektrikli araca hazır mı? Türkiye altyapısı elektrikli araca hazır mı? Altyapı gitgide iyileşiyor ve toparlanıyor diyelim. Şu an itibariyle Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 3400'ler civarında bir şarj istasyonu adedinden oluşan bir ağ var. Tabii ki bu ağın daha da gelişmesi gerekiyor. Özellikle elektrikli araç satışlarının yoğunlaştığı ya da elektrikli araçların daha sık kullanıldığı güzergahlarda, coğrafyalarda bu ağların daha fazla gelişiyor olması önemli. Bir de kritik konulardan bir tanesi roaming konusu. Nasıl ki telefon lisans sağlayıcıları arasında roaming imkanı söz konusu ise şarj ağları içerisinde de bunun gelişmesi tüketicilerin elektrifikasyon yolculuğunda hayatlarını kolaylaştırmak açısından önemli diye düşünüyorum. Bugün henüz bu konuda atılmış bir altyapı demeyelim, atılmış adım net olarak yok ama önümüzdeki süreçte de bu konuyu bir çözüme kavuşturabilirsek bir mevzuat kapsamında o zaman elektrikli araç kullanıcıları açısından çok daha keyifli günler ve yolculuklar olacak diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada sana kahve getirdim. Güzel bir kahveyle yolculuğumuza devam edelim. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler.